78 yaşında. Doğdun değil mi? Dağ Marmaralısın değil mi evlat? Dağ Marmaralı doğdum, büyüdüm. Dağ Marmaralı doğdum, büyüdüm. Cenaze buldum, yıkadım kızım. Düğün aşlar dedim, hayır aşlar dedim, pişirdim. Odun dedim, ettim. Değmen dedim, gittim. Ekmek dedim, ettim. Etmediğim iş kalmadı. İşte bu. Nasıl geçti burada çocukluğun Emine nene? Dağlarda geçti çocukluğum. Dağlarda geçti. Hayvancılık mı yaptın? Hayvancılık. Malımız vardı, dağlarda geçti işte. Okula gittin mi Emine nene? Hiç gitmedim okula bile. Nerede buldun? Kalem defter. Bilmiyorduk adını. Şimdi o kalem defter o zaman olsa belki biz de bir hani kuzuma ya okuma yazma biz de doldurduk. Yok. Yok. Kaç yaşında evlendin Emine nene? 14. Çok erken yaşta evlendirilmiş değil mi o zaman? Anam babam erken yaşta evlendirildi. Malımız vardı. Bir oğlan kardeşim vardı. Öldü. Onun yerine o adamcağızı getirdiler. Onunla da olamadık. Olsa yerde olamadık. Ha, ilk eşini geçinemedin. Geçinemedim. Çocuğun oldu mu peki ondan Emine nene? Oldu bir. Oldu. Allah. Allah verdi, oldu canım. Tabii neydi? Aynen, onu yaşayacakmışsın. Yapacak tabii, bir şey yok tabii Emine canım, nene. O tecelli ben çekeceğim. Kim çekti o tecelli ben çekmesem? Ben çekeceğim tabii. Herkes çekeceği tecelli, göreceği günü ele vermez kızım. Kendini. Alın yazısı neyse tabii, hayatında yaşayacaksın. Allah'ım. Tabii, hepsi de Allah'ım diyoruz ama kendi iraden kendini de kullanamadım, bu da zor. Zor. Burada yaşadınız değil mi? Burada. İlk evliliğinde de burada. Hayır, orada aşağıda evimiz vardı. Dağda büyüdük deyince, dağladıydık biz. Dağlarda, o hayvanın arkasında dağladıydık. Nasıl, mesela eskiden gerçekten su yokmuş, hiçbir şey yokmuş Emine nene. Mesela o çocuklara değil mi, nasıl bakılmış, iş çokmuş? Bakıldı. Aşağıda suyumuz vardır bizim. Bir ileyen yok, kadın hanım. Buradan akıyordu suyumuz, içecek suyumuz, buradan akıyordu, buradan doldurup gidiyorduk. Aşağıda bunlarımız vardır. İşte suyumuz bu aşağıda mı? Aşağıdaki suyumuz çoktur. Oraya çamaşıra gidiyorduk. Çamaşırı yuyorduk, kaynatılıyor da böyle bitti vardı. Onlar kaynatıyorduk, suyun içine atıyorduk. O kar öyle yiyip gidiyordu onu. Suyun içine atıyorduk, öyle süzülüp gidiyordu su. Öyle olduk. Pekala, daha sonra bir evlilik daha yapmışsın değil mi Emine nene? Ben yaptım. Ahmet dedeyle değil mi evlenmişsin? Düğünün oldu mu peki? O zaman düğün mü adam evvel oldu canım, sonra o zaman düğün. İkinci de olmadı. İkinci de olmadı canım. Nasıl şimdi, adet? Haram değil mi şimdi bu düğün etmekle bile? Haram tabii. Çoluklu çocuklu sana düğün ediyorlar. Evvel kızı olan kızı oluyordu düğün. İşte böyle geçirdim bakalım. Nasıl oldu düğünün böyle? İyi oldu. Bayraklı oldu. Adetler nedir Dağ Marmara'da? Neler yaparlar düğünlerde? Mesela oduna gidilirmiş, önceden ekmek edilirmiş. Bizim günümüzde kızım davul zurna oluyordu. Kadın kadınla oyun oynanıyordu. Erkek erkeğiyle oyun oynardı. Kadınların içine erkekler girmiyordu. Şimdi öyle değil. Sence nasıl iyi? Şimdi iyi değil mi? Şimdi iyi değil. Sen, ben de ben. Sen oldun, senin kim olduğunu ben bilmiyorum, benim kim olduğumu sen bilmiyorsun. Baraba oynuyoruz ikimiz, haram değil mi bu? Hı? Haram. Biz onu biliyoruz, başka bak haram, bak ne güzel, bak sen ne güzel sarmışsın, durmuşsun, bunu bak. Ya o saçın teli başının topsunu vereceksin. Galbi çok güzel ama, galbi çok güzel. Olsun Emine nene. Çal bu galbi güzel, galbi güzel ama o saçın da teli başındaki günah var ya. Ya. Eh kızım işte bir böyle geldim, böyle geçtim. Kaç tane evladım var şimdi? İşte ilkinden de oldun, onunla beş. Beş tane? Beş tane, Allah emanet. Allah'ım hani gönlüne güç gelmesin, beş evladım var. Buradalar mı peki onlar? Nerede, bir geldi bile yok. Hep dışarıya gittiler? Hep dışarı gittiler. Çünkü burada Dağ Marmara'da değil mi? Yani genelde pek kalmamış. Nüfus kalmamış yani. Nüfus yoksa genç hemen gidiyorsa, genç gidiyorsa gelmedi. İş olmayınca değil mi? İş imkanı tabii, olmayınca. Canım iş imkanı da var da gidiyorlar. Şimdi imkanı hindi, niye yok kızım? Bizim günümüzde yoktu. Bizim günümüzde yoktu.
Peki sen düğünlerde mi yemek pişirdin Emine nene? Pişirdim. Hayırlarda da pişirdim, düğünlerde de yani pişirdim. Yani Dağ Marmara'nın aşçısıyım diyorsun. Aşçısıydım tabii. Hala yapıyor musun şu an? Yaparım, başına geçirmem, gücüm yetmiyor. Aklım eriyor, gücüm yetmiyor. Yani iyisin tabii. Yine maşallah. Allah şükürler olsun. Allah'a bir değil de bin kere şükür. Halime. Pekala, Amin amcayla nasıldı geçiminiz, hayatlar? İşte iyi kötü. Nasıl olacak? O zaman adamlar nasıl olacak geçim? Sert miydi Ahmet amca? Sertti. Sert, çok sertti. Böyle bir ayağını değiştiremezdin yanında. Öyle adamlarla geçindik biz. Değil mi? Şimdiki nesil mesela ne de Emine nene buluyorlar yani hemen bir boşanma sebebi. Sabır yok değil mi şimdiki gençlerde? Bunu yok canım. Şimdi anam başına... Allah onu bize niye yazmış? Başının erkeği, başının harımı, başının ondan kere korucusu. Sen de ona göre, ona itaatını etmedikten kere, sen onun nereye karşısın canım? Hı? Seni onu, Allah ona öyle yazmış, bizim başımıza bekçi yazmış. Ama şu da varmış Emine nene, gerçi okula gidilmediğinden şeyden miymiş mesela, şimdiki nesil biraz daha bu yönden esasında şanslı mı diyelim, dayak varmış mesela önceden. Başımın üstüne yer yarık da şimdi saçımı dökürünce dövme belli olur. Tabii, dövme mi? Aşama kadar o işle geldi, bir daha aşama dayak girdim. Dövme mi? Hiçbir şey demiş. Sen değil mi hele? Ben bunu nasıl edeceğim? Ben edemiyorum. Ben ediyorum bunu. İşte değil mi? İlla onun dediği gibi olacak. Seni dinlemiyordu değil mi? Hı hı. Öyle onun dediği gibi olacak. Erken dediği oluyor demeli. Bizim günümüzde öyleydi. Sence şimdiki mi iyi? O zaman mı iyi? Hayır, şimdi çok hani kadınlara çok yardımcı oluyor erkekler. İyi, şimdi de geçimleri varsa, öyle güzel evlendilerse çok iyi canım. Huzuru varsa değil mi? Huzuru varsa Allah dünyada bir sağlık, evvel sağlık, sonra huzur. Huzur olduktan kere sana etmeyi de bulur, yiyeceği de bulur, işi de bulur. Duydun mu? Allah'ım huzuru versin, düzen versin. Aşkım işte lafın bir araya gitsin. Yarın işleyeceğiz, onu işleyeceğiz. Pekala, Ahmet amcam için erken gitti ya, niye öldün diyor mu? Şimdi iyiyim ben böyle mi diyor? Hayır canım, onun yeri de geliyor kızım. Onun yeri de geliyor. Hani onun yeri geliyor. Ne kadar dayak atsa da diyor. Tabii canım. Şimdi o verilen yerde iş görecek, erkek görecek ki mecbur kendin gidiyor. Mecbur kendin gidiyorsun onu, mecbursun gitmeye. Ne yapacaksın, o da görülecek işin var oradan da. Hı? O zaman diyorsun, aranılıyor değil mi? Tabii. Şimdi yalnızlığı görünüyor. Tabii canım, dükkana gidecek oluyor. Ondan kere gidemiyorsun. Bir şey mani oluyor, gidemiyorsun. O kalıyor okun. O da lazım oluyor oradan. Olsa o kendi getirir. Ahmet amcam ne yapıyordu? Hayvancılık mı yaptı? O hayvancılık yapmadı. O hani az buçuk hocalık vardı. Onda da az buçuk o. Hani köylerde evveli hoca, işsiz de köylü veriyordu üretini. Onu yapardı o. Yine onu yapardı. Pekala, sen az önce dedin ki Emine nene, hala ben oduna gidiyorum dedin. Dedim, gidiyor. Yine giderim oduna. Gidiyorum. Maşallah, yani gidebiliyorsun, işin her şeyini görebiliyorsun. Görüyorsun anam, görüyorsun. Her şeyimi görüyorum ben. Ne güzel. Giriyorsun, şimdi ben bu yolların üstlerine giderim, oradan pürümü koyarım. Azıcık odunumu derim, gelen geçen beni at var, onunla gelirim. Onu hani gelen geçen motorla gelenle at var, getirin. Hacı'ya gittiniz mi Emine nene? Neden anam, fakiriz ya, ben Erdoğan bakıyor. Erdoğan'a nasılsınız bilmiyorum, Erdoğan'ın adamı mısınız, başkasının adamı mısınız gene bilmiyorum. Biz Çal Belediyesi'nden geliyoruz Emine nene. Hmm. Fethi Başkan'ı biliyorsun değil mi? Fethi Başkan köylümüz değil canım, bizim çocuğumuz yok. Bilmem mi? O gönderdi bizi. İyi göndermiş, iyi bir şey olmasa göndermez herhalde, bizi nice o. Tabii ki. Tabii. Hadi bakalım, hayırlısı olsun. Allah sana sağlık sıhhat versin Emine nene. Hepimize. Bir şimdiden benedi. Sonra herkese. Herkese, bir benedi, herkese. Herkes aynı durumda, aynı gidişatta olmasa olur mu anam? Şimdi ben hasta olsam, benim hastam diye kapıdan dönersiniz, bakarım yok, çekerim yok.
İyi. En güzeli son zamanlarında huzurlu, sağlıklı olsun Emine Nene. İnşallah, inşallah, inşallah. Allah razı olsun. Allah şükürler olsun. Benim halimden memnunum. Ben kendi kendime gidiyorum ben. Benim çocuklarım gene az çok. Hani avucunu bravucunu bile getirmiyorlar. Ben kendi kendime gidiyorum. Ne güzel. Ha. Şimdi sana desem ki senin işin başından aşkın. Çok işin çok, kendinkini göremiyorsun. Evet. Bana kızım, bana adını da bilmiyorsun. Hatice. Bizim de vardır Hatice. Hazır kürden bir çuval kozak toplayıp gelmeyeceksin. Kendinkini toplayamıyorsun. Öyle mi? Ona de der miyim ben onu? Kendinkini toplayamıyorum. Ne varsa İşinden kaldın. Yani, değil mi? Emin tabii. Gidiyorsun oralara, kurum komşu getirir yollara. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bir dedi bin kere halimden. Çok şükür. Allah razı olsun. Sağ ol. Allah'a.